Çocukların makam koltuklarına oturması bir 23 Nisan geleneği. Her yıl olduğu gibi bu yılda o anlarda renkli sohbetler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsili kabinesindeki çocuklar afet bölgesinden gelen depremzedelerdi. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum. Sizlerin nezdinde milletimizin tüm çocuklarını gözlerinden öpüyorum. Depremzede çocuklar bakan oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kabine toplantısı yaptı. Sizlerden milletimizin size olan güvenini, bilimin ve değerlerimizin ışığında kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek güçlendirmenizi istiyorum. 23 Nisan geleneği bu yılda bozulmadı. Dolmabahçe ofisinde çocukları ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltuğunu Hatay Kırıkan'dan gelen 11 yaşındaki Akif Uçar'a bıraktı. Şimdi de mikrofonu Sayın Başkan'a bırakıyorum. Eğer ben Cumhurbaşkanımızın yerinde olsaydım, yani Cumhurbaşkanımız gibi bir sürü yapılar yapardım. O milletimize çok sahip çıktı, ondan teşekkür ediyorum. Çocuk bakanlar anlattı, Cumhurbaşkanı dinledi. Tok aracında dışa bağımlılık varmış, bataryasında falan. Ona ayrıyeten bir fabrika açar, onları da kendimiz üretiyoruz. O pil fabrikasını şu andaki fabrikanın bünyesinde yeni bir fabrikaya başladık. Hı hı. Ve orada onun pil, batarya, o fabrikayı yapıyoruz. Çocuklarla sohbette gülümseten anlar yaşandı. Evet, cici kız, söyle bakalım. Sen ne bakanısın? Anaokulu. Anaokulu bakanlığı yokmuş, ne yapalım? Çocukların taleplerini de dinledi Erdoğan. Aynı anda harekete geçilmesi talimatını da verdi. Gaziantep Şehit Kamil ilçesinde de hiç voleybol sahası yok, onu yaptırırdım. Şehit Kamil'de hiç voleybol sahası yokmuş, nasıl olur? Burada tabii Milli Eğitim Bakanımıza gerekeni söyleyelim. Okulların bahçelerinde müsait olanlarda süratle basket ve voleybol sahalarını bana göre yapması lazım. Müsait olan bahçeleri de yapıyoruz. Genç Spor Bakanlığımızdan da destek alıyoruz ama o okullara da tekrar bakalım efendim, emredersiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede çocuklara dizüstü bilgisayar, tablet ve saat hediye etti.